Arkadaşlar merhaba. Bugün Mehmet Bıçakçı kanalındasınız. Sizlere yeni bir arıza ile ilgili bilgi aktaracağım arkadaşlar. Arkadaşlar arızaya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorumlar köşesinde de yorumlarınızı eksik etmeyin. Mutlaka sormuş olduğunuz sorulara kanalda cevap verilecek. Yani bildiğimiz kadarıyla size yardımcı olacağız arkadaşlar. Arkadaşlar aracımız Hyundai Era 2006 model bir araç. Dizel. Aracımızdaki sorun şu arkadaşlar. Airbag lambası yanıyor ve aynı zamanda kornamız da çalmıyor. Kornamız çalmıyor arkadaşlar. Bu airbag lambası yanması ve korna çalmaması arkadaşlar. Eğer ikisi bir arada oluyorsa mutlaka araç fark etmeksizin birçok araçta aynı sorun lüks ediyor arkadaşlar. Genelde arkadaşlar direksiyonun altındaki sargıdan kaynaklanıyor. Bu araçta da böyle bir sorun oluştu. Biz de sargının arızalı olduğunu tespit ettik ve yeni bir sargı aldık arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunu yerine montaj edeceğiz. Montaj ederken ne yapacağız arkadaşlar? Bir 30 tors yardımıyla şöyle göstereyim. Bir 30 tors yardımıyla airbag'in 3 adet cıvatası var. Şurada hemen yanlarda şöyle göstereyim. Şöyle delikte. Ben cıvataları söktüm, deliklerini gösteriyorum. Bir bu tarafta ve diğer tarafında arkadaşlar. Diğer tarafında duruyor cıvata gördüğünüz gibi. Bir de alt tarafında var arkadaşlar. Alt tarafındakini de söktükten sonra airbag'i şu an ben çökmüştüm. Yerinden aldık. Airbag'in arkadaşlar airbag'in bir tane şase korna için fişi var. Onu çıkartayım. Bu arada görüntü tek başıma şey yapıyorum. Arkadaşlar bir tornado yardımıyla bunu çıkartacağız. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir ara veriyorum şimdilik. Arkadaşlar bir tornado yardımıyla airbag fişini buradan çıkardık. Airbag'imizi kenara aldık. Somunumuzu buradan söktük. Anahtarla, 19 anahtarla lokmayla. Şöyle hafif bir dokunduk. Direksiyon sivri aşağı aldık. Direksiyon sivrideki radyo kablolarını çıkarttık arkadaşlar. Şimdi şu kapakları sökeceğiz. Kapaklarımızı söküyoruz. İki tane cıvatası var kapağı üst tarafta. Bir tane de şurada alt tarafta var arkadaşlar. Ben alt taraftakini sökmüştüm. Sadece üsttekileri çıkartıyorum. Şimdi bu arada bunu tamir de ettirebilirsiniz bu parçayı. Ama tamir çok şey olmuyor. Bazı araçlarda çok pahalı oluyor parça. Evet, tamir ettirebiliyoruz ama evet, kapakları aldık. Böyle kenara alıyoruz. Şunun iki tane sekmanı var. Şöyle çektiğimizde parça geliyor arkadaşlar. Çok basit. Şurada soket yeri var. Çıkardık. Parçamızı kenara aldık. Yeni parçayı aldığımızda yeni parçanın şurada sağa sola dönmesin diye şu dönüş turlarını tam ortasında ayarlanıp fabrikasyon bırakılıyor. Eğer siz sökerseniz bu parçayı tamir ettirirseniz mutlaka turlarını ayarlayarak, yani mesela bir çevirelim. Bunu eğer böyle sonda takarsanız tamir ettirdiğiniz parça tekrardan kopar arkadaşlar. Ne yapacaksınız? Turları sayacaksınız. Mesela ben sayıyorum. 1, 2, 3.
Ya yani bu ERA'da üst turda tam ortada oluyor. Hatta şu turda. Bu turu takarken çok önemli arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Montajımızı yapacağız arkadaşlar. Hızlı bir şekilde arkadaşlar takıyoruz. Siz de fazla bekletmeyeceğim. Parçamızı da direksiyon. Ustanın iyisi parça arttıramış. Biz parçaları arttırıyoruz arkadaşlar. Yıllardan beri öyle bir muhabbet varmış. Parça arttıran, söktüğünü yerine takarken fazla cıvata arttıran usta olur derler sanayide. Tabii ki biz söktüğümüzü yerine takıyoruz arkadaşlar bu arada. Her ne kadar ne olursa olsun yerli yerine montajı yapmak lazım. Evet, bunu da Hüseyin'e aldım. Direksiyonu hemen söktü gibi. Lastiği bu arada sökerken direksiyonu düz. Lastikler düz değil mi Selami? Düz. Tamam. Düz yerde aldık. Düz yerde taktık. Hemen arkadaşlar geçirdik. Bakıyoruz şimdi. Tamam. Bunu da geçirdik. Bu arada hemen sıkalım. Siz de bu arada görün nasıl olduğunu. Taktık. Evet. Burada ne geçirdik. Şimdi bunu hemen bu şekilde. Evet, bu sokette burada sorun yaşayabilirsiniz. Burada taktık. Bu soketleri takarken yerine dikkatli olacaksınız arkadaşlar. Takıyoruz. Evet, yerinde. Evet arkadaşlar, taktık. Alttaki cıvataları da yerine montajını yapacağım. Kornamızın sesini duydunuz. Gördüğünüz gibi airbag lambası söndü, tekrar yandı. Bunu cihaza bağlayıp arızayı sileceğiz. O tamamen gidecek. Ama kornamız, sesi duyuyor musunuz? Evet. Kornamız artık devreye giriyor. Yeni parçayı taktık. Allah'ın izniyle bu sorun da hallolmuş oldu. Arkadaşlar, parçayı kaça aldınız derseniz İksam Otomotiv'den Moto Japon Kore mallarını satan güzel bir yedek parçası Bayrampaşa'da. Arkadaşlar, yani böyle bir marka aldık. Şöyle göstereyim. 390 lira dediler arkadaşlar. Oraya gittiğimizde de bize indirim yaptılar. 350 liraya arkadaşıma malzemeyi satmışlar. O da aldı, geldi, taktık. Bizim sorunumuz halloldu diye bakıyorum. Çünkü airbag lambasını da cihaza bağlayacağım. Oradan onu da sildiğim zaman sorun hallolmuş olacak arkadaşlar. Sabırla videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı günler, sağlıcakla kalın efendim.